Dün akşam TV100 ekranında Taksim Meydanı'na konuk olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şu anda aktif siyasette olmasa dahi dün yaptığı açıklamalarla siyasetin gündemine, kamuoyunun gündemine düştü. Altılı Masa sürecinde özellikle o dönemde çok konuşulmuştu bu husus. İkinci turda çaresiz kalındığında, bir oya dahi ihtiyacı olduklarında, dün akşamki kendi ifadeleriyle söylüyorum, Zafer Partisi ile o yapılan protokol soruldu. Kılıçdaroğlu bakanlık sözü verilmedi dedi. Müsteşarlık konusu orada yazmıyor dedi MİT müsteşarlığı için. Bu sözlere hemen o açıklamanın akabinde yanıt gecikmedi. Ümit Özdağ TV100'e canlı yayınla bağlandı. Aralarındaki protokol polemiği bir kez daha ayyuka çıktı. Ve yeniden o iki protokolde tabii ki kamuoyunun gözü önüne bir kez daha getirildi. Ümit Özdağ ile imzaladığınız protokol sonrasında, özellikle seçimden sonra çok tartışıldı. Kendisi çıktı dedi ki bana hem MİT müsteşarlığı hem de İçişleri Bakanlığı vaat edildi. Çeşitli yok efendim, bakanlıklar öyle bir vaat şey edildi. Yok. Kılıçdaroğlu böyle bir şey yok dedi. Özdağ ise protokolü paylaştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV100 ekranlarına konuk oldu. Taksim Meydanı programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı sözü verip vermediği soruldu. Kendisi çıktı dedi ki bana hem MİT müsteşarlığı hem de İçişleri Bakanlığı vaat edildi. Çeşitli yok efendim, bakanlıklar öyle vaat bir şey edildi. Yok. Ümit Özdağ doğru mu söylemiyor? Siz, yani o dönem ne oldu tam olarak? Siz gazetecisiniz. O dönem iki protokolde açıklandı. Protokolde böyle bir şeyler var mıydı? Gizli protokol olduğunu iddia ediyor. Hayır. Sayın Özdağ. Hayır işte ikisi iki tane protokoldü. Birisi kamuoyuyla paylaştık, diğeri paylaşılmayandı. O da açıklandı. Paylaşılmayandı. Tabii o da açıklandı. Yok böyle bir şey. Böyle bir anlaşmanın olmadığını bu sözlerle reddetti. Bugün olsa yine böyle bir protokol imzalar mısınız efendim? Bugün koşullar farklı. Yani yanlış yapılmış mı o dönemde, de yanlış yapmış mısınız? Bir oya bile ihtiyacınız var. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin üzerine Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Biz kendisine sorduk. Bu bakanlıkları verme yetkiniz var mı? Evet, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhtesine düşen bakanlıklar ve ben de bu bakanlıkları size verebilirim dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Protokolü paylaşacağım dedi. Bu protokol öyle kolay oluşmuş bir protokol değil. Bu protokolün üzerinde Kemal Bey kendi el yazısıyla da çalıştı. Şimdiye kadar ben Kemal Bey'in kendi el yazısıyla çalıştığı protokolü hiç gündeme getirmedim. Ama yarın kendi el yazısıyla yaptığı değişikliklerle bu protokolü açıklayacağım. Programdan dakikalar sonra Özdağ sosyal medya hesabından imzalanan protokolü paylaştı. Paylaşımında TV100'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun inkar ettiği protokoller inanılır gibi değil notunu ekledi.